tablosunu özetliyoruz. Para hormonu yüksek. Kalsiyum yüksek ama fosfatili olduğu için fosfor düşük. Şimdi burada arkadaşlar primer hiperparatiroidide bazen şimdi artık yeni yani şu zamanlarda kullandığımız bir test değil ama şunu bilin. Oral hidrokortizon süpresyon testine yanıt olmaz. Az önce size anlattım. Steroid ile bir hastanın kalsiyumu düşüyorsa o zaman hangi hastalıklara bağlı hiperkalsemiydi bu durum? Biraz interaktif olsun madem. Hidrokortizon biliyorsunuz bir steroid. Yani diyor ki burada steroid vermene rağmen paratormon baskılanmaz. Şu cümlenin anlamı o. Steroid hangisinde veriyorduk? Az önce söyledim. Değil mi? Granulomatoz hastalıklarda veriyoruz. Granulomatoz hiperkalsemilerde, mesela lenfomada, mesela sarkoidozda vesaire vesaire bir sürü granulomatoz hastalık var. Bunlara verirseniz arkadaşlar kalsiyumu düşürürsünüz. Ama primer hiperparatiroidde sıkıntı paratiroidin kendisinde olduğu için steroid verseniz de arkadaşlar kalsiyumunuz burada düzelmez. Şimdi önemli noktalardan birine geldik arkadaşlar. Bakın. Şimdi primer hiperparatiroidde cerrahi indikasyonlar nelerdir? Tabloda 4 tane var ama aslında 7 tane var. Üçünü size not ettireceğim. Asemptomatik hiperparatiroid hastalar. Dedik ki bu hastalar zaten semptomsuz genellikle tanı alıyorlar ama bazen bunlara cerrahi yapmamız lazım. Cerrahi dediğimizde paratiroidektomi yani paratiroid dokusunun alınması. Ne zaman gerekiyor? Arkadaşlar eğer ki serum kalsiyum düzeyiniz üst sınırının 1 gramından yüksekse ki bir üst sınır olarak size ne demiştim ben kalsiyuma? 10,5 demiş hatırlarsanız. Demek ki serum kalsiyumu 11,5'un üzerindeyse tehlike başladığı için yavaş yavaş cerrahi indikasyonumuz var. Bu bir. İkincisi arkadaşlar böbrek yetmezliği. Neden? Çünkü kreatin klirensi zaten düşerse paratormon daha da yükselir. Az önce mekanizmalarını söyledik. Venal osteodistrofi eşittir paratiroid hormonu yüksekliği demiştik. Dolayısıyla bunu vücut kaldıramaz. Kemikler mahvolur. Kreatin klirensi 60'ın altındaysa yani evre 1 ya da 2 KBH'nız varsa bir hiperparatiroid hastasında gene cerrahi indikasyonudur. Üçüncüsü arkadaşlar osteoporoz. Çünkü paratormonun kemik üzerindeki temel etkisi zaten osteoporoz. Daha beter osteoporotik olursunuz. Kemik kırıklarıyla karşı karşıya kalırsınız. Özellikle yaşlı hastalar için bu çok önemlidir. Kemik T skoruyla biliyorsunuz biz osteoporozun tanısını koyuyoruz. Kemik T skoru -2,5-6 demek hastanın eşittir osteoporozu var demektir. Demek ki üçüncü cerrahi indikasyonumuz hastanın osteoporozunun olması. Dördüncüsü arkadaşlar hastanın yaşının genç olması ve bu yaş sınırımız 50. Lütfen şuraya yıldız koy bunu hatırlamak zorundasın. Asemptomatik bir hiperparatiroid hastasında kalsiyum değeri ne olursa olsun osteoporozu olmasa bile bu hastanın önünde uzun yıllar olduğunu varsayaraktan gençlerde de kemik yapısı çok önemli olduğunu arkadaşlar direkt olarak cerrahi indikasyonu vardır hastaların. Bu 4 madde zaten uzun süredir bildiğiniz 4 maddeler arkadaşlar. Şimdi buraya 3 tane daha ekliyoruz. Niye? Çünkü hem Türk Endokrin Derneği hem de Harrison 4 tane madde, 3 tane madde daha eklediler bu cerrahi indikasyonlara. Bunları not edelim. Dördüncü maddemiz arkadaşlar vertebral kırık varlığı. Vertebral kırık var. Genellikle yaşlılarda gördüğümüz bir durumdur. Yaşlı osteoporotik vertebralar çökme kırıkları ile prezent olurlar biliyorsunuz. Eğer yaşı ne olursa olsun bir hastada vertebrasında kırık varsa primer hiperparatiroidisi olanlarda bunlara da hemen cerrahiye almamız lazım. Beşinci maddemiz arkadaşlar 24 saatlik idrar topladığınızda aslında artık primer hiperparatiroid ile hastalarda rutin olarak 24 saat idrar toplanmakta. Eğer 24 saatlik idrarda ki kalsiyum değeriniz günlük 400 mg bölü günden fazlaysa arkadaşlar gene cerrahi indikasyonları. Peki neden? Çünkü idrardaki kalsiyum değeri 400'ün üzerine çıkarsa nefrolitiyazis ya da böbrek taşları ya da kalsiyum oksalat taşlarının varlığı kuvvetleniyor. Nefrolitiyazisin kendisi zaten bir cerrahi indikasyondu. Ta eskiden beri bir cerrahi indikasyondu. Artık nefrolitiyaz ihtimalini kuvvetlendiren bir durum varsa onda da yapalım diyorlar arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bir de pardon şu 5.'ydi, şu 6.'ydi. Bir de 7. maddemiz neydi arkadaşlar? Nefrolitiyazisin
kendisinin olması. Yani bir insanda böbrek taşı varsa o zaman bu hastada mutlaka cerrahisini yapmanız lazım. Demek ki totalde 7 tane cerrahi indikasyonumuz var. Soru olarak gelmesini beklediğimiz nokta ise neresi? Sayısal değerleri çok sevdiği için soru şurası arkadaşlar. Eğer vaka sorusunda size bir primer hiperparatiroid ile hasta tarif eder. 24 saatlik idrarındaki kalsiyumunun yüksek olduğunu ya da 400'ün üzerinde olduğunu vurgularsa soruda bu hastada takip yapılmaz. Bu hastada mutlaka cerrahi endikasyonu vardır. Önemli beklediğimiz yerlerden bir tanesidir arkadaşlar. Devam edelim. Şuraya geri dönüp. Şimdi diğer nedenlere geldik arkadaşlar. Yani kalsiyum yüksekliği yapan diğer nedenler. Şimdi sekonder hiperparatiroidi deyince az önceki primer hiperparatiroidilerdi. İşte bu sabahtan beri söylediğim böbrek yetmezliği olaylarında gördüğümüz paratormon yüksekliğine biz ne diyoruz? Sekonder hiperparatiroidi diyoruz. Paratiroid bezinin kendi aşırı çalışmasına bağlı olarak değil de başka bir yerdeki uyarının artmasına bağlı olarak gördüğümüz paratormon yüksekliği. Bunu bir de D vitamini eksikliğinde görüyoruz arkadaşlar. Çünkü D vitamininiz düşük olursa ne olacak? Kalsiyumu bağırsaklardan ememediğiniz için vücut otomatikman paratormonu arttırarak buna tepki gösterecek. Ama şuraya antiparantez bir şey ekleyelim. Şu anda toplumda paratormon yüksekliğinin önemli sebeplerinden bir tanesi de D vitamini eksikliği. Ama paratormon düzeyi D vitamini eksikliklerinde genellikle 100'ü aşmaz. Tamam. Yani D vitamini eksikliğinde öyle çok aşırı bariz paratormon yüksekliği görmem ama paratormon yüksekliği yapar. Ama primer hiperparatiroidideki ya da paratiroid adenomundaki gibi böyle çok yüksek paratormon değerleriyle değil, çok daha minimal küçük paratormon yükseklikleriyle karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Böbrek yetmezliğinde hipokalsemi oluyor demiştik çeşitli mekanizmalar nedeniyle ve bu hipokalsemiye tepki olaraktan vücut sürekli olarak paratormonu arttırıyor. Hatta ve hatta böbrek yetmezlikli hastalarda paratiroid hiperplazisi var arkadaşlar. Paratiroid hiperplazisi yani paratiroid bezlerinde büyüme var. Sürekli olarak uyarılıp aktif çalıştıkları için bu bezlerimiz artık hiperplazi oluyorlar ve buna da hatta bazen tersiyer hiperparatiroidi dendiği de oluyor. Eğer ki hiperplazi gelişmişse ama gelişmemişse gene sekonder hiperparatiroidi klinik olarak bir önemi yok. Şimdi geldik işte bu az önceki tabloda gösterdiğim çok sık görmediğimiz ama soru potansiyeli özellikle USMLE'de çok sorulan bir hastalık var demiştir arkadaşlar. Bu da ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi. Aslına bakarsanız ayrıcı tanısı hastalığın isminde gizli. Buradaki ikinci H'miz arkadaşlar ne demek? İkinci H'miz hipokalsiürik. Hipokalsiürik ne demek? Hipokalsiürik demek